Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. İslamiyet'in doğuşu sırasında dünyada neler olduğunu ve önemli noktaları birlikte ele alacağız. Hadi hazırsan kemerleri bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi biz konumuzda neler göreceğiz bugün? İslamiyet'in doğduğu sıralarda Asya, Avrupa ve Afrika'nın genel durumunun neler olduğunu, İslamiyet'in doğduğu sıralarda Arap Yarımadası'nın siyasi, sosyal, iktisadi ve dini durumunun ve arkadaşlar Darunnade, Hilfa Hüdüdül, Bedevi, Hadari, Panayır, Mülakat-ı Seba, Haram Ayları, Ficran Savaşları ve Cahiliye Dönemi kavramlarını birlikte ne yapacağız? Ele alacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Biz neyden bahsedeceğiz? Önemli noktalarımızdan bahsedelim. İslamiyet'in doğduğu sırada dünyanın nasıl olduğuna bakalım. Yani aslında bir nevi bana hangi dönemden bahsetmekte? Orta çağda dünyadan arkadaşlar. Orta çağ dünyanın nasıl olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi orta çağ dünyasında önemli diye adlandırdığım devletler var. Kim bunlar peki? Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu ve Orta Asya'ya damgasını vuran Göktürk Hakanlığı diyebilirsiniz. Ama bakın farkındaysanız bu dönemde Arap Yarımadası'nı hiçbir kimse arkadaşlar istila etmeyecek. Ön Asya'da Sasani İmparatorluğu, Orta Asya'da Göktürk Devleti hakimdi. Çin'de ise taht kavgaları yoğundu bu sırada. Hindistan'da siyasi birlik yoktu. Çünkü biliyorsunuz ki ilk konularımızı hatırlayın. Neydi arkadaşlar? Hindistan bereketli topraklara sahip olduğu için her zaman bir istilaya sahipti. Japonya'da siyasi yönden güçlü bir varlık gösterememekteydi. Bu tüm bölgelerde farklı etnik ve dini unsurlar yaşamaktaydı. Mesela arkadaşlar burada gök tanrı inancını görmekteydim. Çin'de arkadaşlar genelde Budizm inancının hakim olduğunu, Bizans bölgesinde Hristiyanlık makamının daha önemli bir kavram olduğunu, Sasani İmparatorluğunda ise arkadaşlar Zerdüştlük kavramının ön planda olduğunu ne yapmaktaydım? Görmekteydim. İşte bu kadar karmaşık bir durum içerisinde Avrupa'daki genel durum nasıldı peki? Avrupa'da kavimler göçünden sonra Hristiyan Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı ve aynı zamanda aslında mezhepler de ikiye ayrılacak. Bir süre sonra kıtadaki siyasi istikrarsızlıklarından dolayı Batı Roma yıkılmış ve burada arkadaşlar Feodolite ya da diğer isminle derebeylik rejimi diye adlandırdığım arkadaşlar kavram ortaya çıkmıştır. Yine Katolik Kilisesi'nin gücünü ele alacağı arkadaşlar bir düşünce yapısı ortaya çıkıyor. Skolastik düşünce diye adlandırdığım kavram ortaya çıkacak. Yani dinin öğretilerinin ön planda olduğu ama bilimsel kavramların reddedildiği bir düşünce yapısı. İnsanları cennete göndermişler, cehenneme göndermişler. Daha sonrasında arkadaşlar insanlara cennet cehennem tapuları satmışlar. Yetmemiş, dünyanın yuvarlak bir şekilde değil de tepsi bir şeklinde olduğunu ve boğanın üzerine oturtulduğunu, boğanın canı sıkıldığı zaman kafasını salladığında dünyada zelzeleler yani depremlerin ortaya çıktığını ne yapmakta bize söylemekteydiler. İşte bu kavramın yanı sıra Doğu Roma diye adlandırdım. Yani Bizans İmparatorluğu'nda ise kavram bu şekilde değildi tabii ki. Bizans İmparatorluğu'nda Avrupa, Anadolu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika toprakları hakimdi. Yani aslında şu bölge diye ne yapabiliriz arkadaşlar? Adlandırabilirsiniz. Afrika'nın Kuzey Bizans'ın egemenliğinde, güneyinde ise Habeş Krallığı hüküm sürmekteydi. Aslında Habeş Krallığı'nı birazdan söyleyeceğiz. Yine Habeş Krallığı da bir Hristiyan kökenli bir krallık olarak da ne yapılmakta bize bilinmekte. Peki Arap Yarımadası'nda durumlar nasıldı? Orta Çağ dünyasında bu durumlar yaşanırken Arap coğrafyasında yaşam tarzı nasıldı diye adlandıracağız. Arap Yarımadası'nda birçok devlet, Main, Sebe, Nebat, Himyeri, Gassan, Lahmi, Tedmür gibi arkadaşlar küçük küçük devletçikler hüküm sürmekteydi ve siyasi birliktelik yoktu. Peki niye siyasi birliktelik yoktu dersek, genelde insanlarda kabile diye adlandırdığım bir kavram anlayışı ortaya çıkacak. Yani kendine ait bir kabile var. Bir de unutmuyorsunuz, hiçbir zaman Roma İmparatorluğu yani Bizans ve Sasani gibi devletler bu bölgeleri ne yapmıyorlar? İşgal etmeyecekler. Çünkü çöl neyine sahipsiniz? İklimine sahipsiniz. O dönemde tabii kimse petrolü bilmiyor.
Petrol önemli bir kavram değil. O yüzden de kimse burayı işgal etme bir gereksinimi ne yapmamıştır? Duymayacak. Sonrasında geldiğimde bir sorumuz var. Bir sorusuna bakalım. Sebepler ne? İslamiyet öncesi dönemde Arabistan Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanamamasının sebepleri ve sonuçları neler olabilir diye hem sınavda sana soru gelebilir hem de arkadaşlar bu mantığı bilmen lazım. Birincisi arkadaşlar kabilecilik neyi var? Anlayışı var. Kabilecilik anlayışının yarı sıra tabii ki bu kabileler arasında ne davaları güdürmekteydi? Kan davaları ne yapılır arkadaşlar? Güdülür. Bu yüzden de siyasi birlik bir türlü ne yapılamaz? Sağlanamaz. Çünkü düşünsenize sürekli başka kabilelerle kan davası gütmektesiniz. Hepsi birbirinden ne yapıyor? Nefret ediyor. Böyle bir durum var. Bu kaos var. Bu yüzden de arkadaşlar yine Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanamamasının sebepleri içerisinde bir kabilecilik anlayışının iki kan davalarının hüküm sürmesinin sebeplerini söyleyebiliriz. Şimdi halk yaşam tarzı açısından nasıl peki Arap coğrafyasında? Halk aslında iki gruba ayrılmış. Bir arkadaşlar yani Bedevi diye adlandırdığım yani göçebeler, bir de Hadari diye adlandırdığım medeni grup olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Bedeviler sürekli bir yerden bir yere göçen ve sürekli sabit kalmayan topluluk iken Hadariler genelde belli başlı yerlerde merkezi şekilde yaşamış şehirli insanlardır. Bedeviler dediğimiz zaman geçmeyin abi. Bedeviler mesela kelimede kullanıyoruz işte sende bir bedevi şansı var falan değil ama bu adamlar güzel Arapça konuşuyorlar, güzel telaffuzları var, aynı zamanda ticaretle de ne yapmışlardır, uğraşmışlardır diyoruz bunlar için. Şimdi sorumuza bir bakalım. İslamiyet öncesi dönemde Arabistan'da görülen Bedevi ve Hadari topluluklarının başlıca geçim kaynakları neler olabilir? Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. İlk önce Bedevi'yi yazmak istiyorum size. Bedevi dediğim zaman temel geçim zamanı şu gelecek. Derman, bu gecede kervan diyeceksiniz. Yani aslında temel geçim. Kervan neyi diyorsunuz? Ticareti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Nitekim Peygamber Efendimiz de arkadaşlar kervan ticaretlerinde yıllarca ne yapmıştır? Çalışmıştır. Hadariler ise arkadaşlar yani medeni toplum. Genelde ufak da olsa bir tarım var. Yani arkadaşlar ticaret var bunlarda. Ama genelde Arap coğrafyasında yaşam tarzı bedevi bir yaşam tarzı olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceksiniz. Ama Hadariler biraz daha tarımsal faaliyetlerle ve ticaretle ne yaptılar? Uğraştılar diyoruz. Şimdi Araplarda asabiyeci yani köleci anlayış yaygın olup bu yüzden birçok zaman savaş çıktığı bile ne yapmıştır? Olmuştur yani kabileci anlayıştan dolayı. Yani aslında aralarında arkadaşlar kan neyi güderler? Davaları ne yapacaklar? Güdecekler diyeceğiz. O yüzden de siyasi birliktelikten ne yapamayacaksınız? Söz edemeyeceksiniz. Yine arkadaşlar unutmayın Arapların nokta nokta kabul olarak edilen Zilkade, Zilhice, Muharrem, Recep aylarında savaş yapmazlardı. Yani ne ayları diye adlandıracaksınız? Haram ayları diye adlandıracağım. Bu kabileler Mekke şehrine gelirler ve Mekke şehrinde kendilerince arkadaşlar Zilkade, Zilhice, Muharrem ve Recep ayları diye adlandırdığım dönemde ne kurarlar? Haram ayları oluşturmuşlardır. Bu haram aylarında kan davaları gütmek yasak. Eğer kan davaları yaparlarsa ficrar neyleri yapmış olurlar? Savaşları gerçekleştirirler. Ficrar neyleri dedik? Savaşlar olarak dile getireceksiniz. Bu dönemde edebiyatlar yaparlar, şiirler okurlar, işte festivaller düzenirler, panayırlar yaparlar. Bunun en önemli panayırlardan bir tanesi Ukas panayırı olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. O zaman şu yorumu söyleyebilirim. Araplarda siyasi birliktelik, siyasi birlik yokken ne vardır arkadaşlar? Kültürel neyden bahsedeceğiz? Birliktelik arkadaşlar vardır diyorsunuz. Yine Arabistan'da birçok dine inanış kavramı var. Yani sadece aklınıza putperestlik anlayışı gelmesin. Onun yanı sıra birçok dinsel inançlar da ön plana çıkmıştır. Nedir bunlar peki?
Hazreti İbrahim'in arkadaşlar 10 emrine inanan bir grup vardır. Yine Musevilik inancına sahip bir grup vardır. Yine Hristiyan gruplar vardır. Ve Hanif diye adlandırdığım işte o Hazreti İbrahim'in 10 emrine inanan grup diye adlandırdığım gruplar ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Şimdi ama genelde Arap coğrafyası inanış bakımından neye inanmıştır dersek de putperestlik kavramına inanmışlar. Yani her şeyin putunu yapmışlar. İşte arkadaşlar suyun putunu yapmışlar, havanın putunu yapmışlar, eşyanın putunu yapmışlar. Hatta yetmemiş bu putların arkadaşlar helvalarını yapmışlar. Bu helvaları satmışlar. Bakın Tanrı yediyor, size helva olarak sunuyoruz diyor. Canın mı acıktı? Tanrını yediyor adam. Böyle garip bir inanış yapısı söz konusu arkadaşlar bu dönemde Arap coğrafyasında. Garip bir durum var ama unutmuyorsun Arap coğrafyasında sadece putperestlik inancı hakim değil. Yine Yahudilik, Hristiyanlık ve Hanif diye adlandırdığım arkadaşlar daha önceki kutsal dinlere inanan gruplarda yer almaktaydı. Şimdi bir sorumuz var. Bakalım bu sorumuza ne diyeceğiz? İslamiyet öncesi dönemde Arabistan'da haram aylar olarak kabul edilen aylar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Safer, B. Şaban, C. Recep, D. Şevval, E. Ramazan. Şimdi şöyle bir geriye döndüm arkadaşlar. Aklına bir getir, şöyle bir bak bakalım. Ne diyor? Haram ayları Zilkade, Zilhice, Muharrem ve Recep aylarında savaş yapmazlardı. Yani haram ayları diye adlandırmışım. Bana sorum ne söylemiş arkadaşlar? Hangi aylar olarak kabul edilebilir diyor. Yani o yüzden de kimi diyeceksiniz? Hemen şöyle geriye bir döndüm. Bakın burada Recep'i ve Muharrem'i görüyorum. Hemen baktım burada kimi görüyorum? Recep'i gördüm. O zaman doğru cevabınızı ne diyeceksiniz? C şıkkı olarak ele alacağız. Bir diğer sorumuz. İslamiyet öncesinde Arabistan'da görülen din ve inanışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Haniflik diyordu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in öğretilerine inanan bir grup vardı. Yine Hristiyanlık diye adlandırdığım kavram ön plandaydı. Yine Museviler yani Yahudi diye adlandırdığım grup yer alıyor. Ve putperestlik inancı zaten en genel hakim olan inanç. Ama bana soruda yer almaz dediği için de Çin bölgesinden bize Budistlik diye bir kavram gelmemiş. O yüzden de doğru cevabınızı B şıkkı olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta. Şimdi İslamiyet'ten öncesi Arap Yarımadası'nda yaşanan dönemi cahiliye devri olarak anılır. Peki niye cahiliye devri deniyor? Çünkü abi bunlar bilgi bilmediklerinden mi? Kitap okumadıklarından mı? Hayır. Bunun sebepleri şunlardır. 1. Çok alanda bilgisizliğin veya yanlış bilginin hakim olması. Adamlar kız çocuklarının kendi kabilelerinde doğduğunda bir kara leke olarak kabul etmişler ve kız çocuklarını acımadan diri diri toprağa gömmüşlerdir. Bir bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği var. Yine putları tapılması söz konusu. Dedik ya daha yeni. İşte putların helvalarını yapmışlar, canları acıktıktan da helvalarını yemişler. Oh ne güzel gidiyor tanrılarımız demiş adamlar. Böyle bir sapkınlık var. Yine Bedevilin yaygın olması. Bedevi aslında bakmayın biraz da vahşidir arkadaşlar. Kılıcını çeker, kanını akıtır. Böyle bir durum söz konusu. Ama İslamiyet'te Allah'ın verdiği canı ancak ve ancak kim alabilir? Allah alabilir kavramı vardı. Baktığımızda bir tamamen bir cahil bir durum söz konusu. Yine okuma yazma oranının az olması. Belli bir kısım okuma yazma biliyor. Yine bunlar kabilelerde yüksek kavramlar içerisinde olan insanlar okuma yazma bilirken tabii ki diğer grup arkadaşlar çok da okuma yazma bilmeyi bilen bir grup değil. Böyle bir de durum söz konusu olacak bizim için. Geldim arkadaşlar. Medeniyet bakımından geri kalması. Evet çünkü vahşi bir toplum dedik. Kabilecilik anlayışı var dedik. Kan davalara gidiyoruz dedik. Yani insanlara kötü muamele var dedik. Köleci bir toplum yapısı var dedik. Bu yüzden de medeniyet uygarlık bakımından geri kalmış bir toplum yapısına sahip. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmüşler. Acımamışlar. Kadınlar arkadaşlar kendilerine bir nevi kötü tutumlar sergilemişler. Kadınları bir nevi aslında köle gözüyle bakmışlar. Bir nevi hizmetçi gözüyle bakmışlar. Bu da tamamen cahiliye devrinin yaşanmasına sebep olacak. Birçok yanlış inanış var. Ve arkadaşlar yanlış inanışın yanı sıra birçok yanlış adet ve
tutumun da gerçekleşmesi işte bu devrimin ne dönemi diye adlandırılmasına sebep olacak. Cahiliye devri diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Yani bazen biz kendi aramızda konuşuyoruz ya, ne kadar cahilsin. Bu okuma yazmayla alakalı olan bir durum değil. Arapların bu cahiliye devri dediğimiz çok farklı putperestlik inancına sahip olmaları, sapkın bir karaktere sahip olmaları, kan davaları gütmeleri, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleri, işte İslam coğrafyası öncesinde Arap Yarımadası'nın cahiliye devri diye adlandırıldığı dönem olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceğiz. Şimdi Mekkeliler Mekke-Şam ticaret yolu üzerinde ticaretten hac merasimlerinde, Kabe ziyaretlerinde ve haram aylarında kurulan panayırlarda önemli karlar elde ederlerdi. Yani adamların tamamen noktaları ne? Ticaret. Yani money, 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 in the money adamların kafasındaki yapı. Panayırlarda alışveriş ve sohbetler yapılır. Spor ve şiir yarışmaları düzenlenir. En güzel 7 şiir Kabe'nin duvarına asılır. Ve bunlar arkadaşlar nokta nokta denilirdi demiş. Bu sefer ben yazmayacağım. Sen şöyle bir bak bakalım arkadaşlar. Bir araştır. O yüzden de aslında yorumlara yazmanı ne yapıyorum? İstiyorum arkadaşlar. Şöyle de unutacaksın. Sorumu unutma. En güzel 7 şiir Kabe'nin duvarlarına asılır demiş. Ve bu ne anlama gelecek? Unutmuyorsun, Kabe'ye arkadaşlar ne asılacak? 7 şiir asılmasına ne denir? O yüzden de bunu yorum kısmına yazmayı unutmuyorsun. Yani hatta biz bunu söyleyebiliriz. Nasıl söyleyebiliriz? Baş harflerinden bir tanesini şuraya yazacağım. Geri kalanını sen doldur. Panayırlar Arap arasında kültürel birliğin korumasında önemli rol oynuyor. Peki yorum yap bana. Siyasi birliktelik var mıydı peki? Unutmuyorsun. Siyasi ne yoktur? Birlik yok ama deli gibi kültürel birliktelik var. Nereden anlayacağım? Ukas panayırlarından anlayacaksınız. Haram aylarından anlayacağız. Kabe'de hac görevlerini yerine getirmelerinden anlayacağız. İşte bu yüzden bunlarda siyasi birliktelik yok ama kültürel birliktelikten ne yapabilirim? Söz edebilirim diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, her zaman yaptığımız gibi şimdi size ödüllü bir soru bırakıyoruz. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.